Marmara Televizyonu'nun renkli formatı, enerji dolu show programı Marmara Show'a hoş geldiniz. Haftanın en güzel günü, cuma günü sizlerin karşısında cap canlı çıkıyoruz. Muhabbetin fitilini ateşini biz yakıyoruz, sizler körüklüyorsunuz. Evet, bugün 5. bölüm, Marmara Show'un 5. bölümüyle sizlerin karşısındayız. Birbirinden bağımsız çok güzel iki konuğumla birlikte sizlerin karşısında olacağız. Programın heyecanı içerisindeyiz diyelim. Programın ilerleyen saatlerinde çok güzel bir arkadaşım DJ bizlerle birlikte olacak. Müzik piyasası hakkında konuşacağız. DJ'lik kariyeri hakkında konuşacağız diyelim ama programın ilerleyen saatlerinde kendisi karşımıza gelecek. Şimdi ilk konuyu da fazla bekletmek istemiyorum. Marmara Medya Merkezi izleyicilerinin, Marmara Televizyonu izleyicilerinin sevdiği, takip ettiği bir isim Empatim programı ile karşımıza çıkan arkadaşımız, konuğumuz olacak. Kendisi de hazırsa bekletmek istemiyorum. Müsaadelerinizle Yeşim Yüksel geliyor. Evet. Yeşimciğim hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsın, iyisin? Sağ ol, iyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Hiç bekletmeyelim, hemen oturalım seni. Öncelikle Yeşimciğim gerçekten teşekkür ediyorum. Cuma günü bizleri kırmayıp geldiğin için. Ben bu güzel ederim, günde. Nasılsın, iyisin? Sağ olayım, sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Medya Merkezi'nde, YouTube kanalında Empatim adlı programla karşımızdasın. Benim çok sevdiğim bir program. Yani biz burada hemen hemen biraz eğlence içeriği üretelim, biraz bilgi verelim diye düşünürken, aslında bunu amaçlarken sen Empatim programıyla aslında bu dikkatleri başka bir yöne çekiyorsun. Bize de programı anlatır mısın? Dikkatleri çekmek istiyorum. Şu an tam çekiliyor mu bilmiyorum ama programın adından da anlaşılacağı üzere empati kurmak istiyoruz. Ama bu sefer insanlarla değil de hayvanlarla. Daha sonra hayvanların haklarından bahsediyoruz. Onların da bizler gibi hissedebilir canlılar olduğundan bahsediyoruz. İşte onlarla empati kurmak istiyoruz. Ne hissettiklerini anlamak istiyoruz. Daha sonra tabii ki hakları olduğundan bahsettiğimiz için onların bizler için birer yemek, kaynak olmadığından bahsediyoruz. Dolayısıyla etsiz beslenme çeşitlerinden, vejetaryenlikten, vejetaryenliğin çeşitliğinden, veganlıktan bahsediyoruz. En sonunda da bu endüstrilerden, süt endüstrileri, yumurta endüstrilerinden bahsedip hayvanların başına gelen olaylardan konuşuyoruz. Peki yani burada hedeflemek istediğin şey ne yani? Aslında burada dikkat etmek istediğin, dikkatleri bir yere çekmek istediğin aslında ana hedef ne? Bizlere ne mesaj vermek istiyorsun? En büyük hedefim insanların hayvanların bir hissedebilir canlı olduğunu anlaması. Hı-hı. Yani onlarla empati kurması ama bu sadece kedi köpek değil de yani sadece pet hayvanlar değil, diğer hayvanların da aslında bizimle beraber yaşadıklarını, hissettiklerini anlamalarını istiyorum. Çünkü aynı bizim gibiler, her şeyi hissediyorlar, çiftleşiyorlar, uyuyorlar, yemek yiyorlar. Çocukları oluyor. Yani bizden hiçbir farkları yok aslında. İnsanların bunu anlamasını istiyorum öncelikle. Peki bu programla alakalı da hani düşünecek olursak, genel anlamda senin kariyer hedefinde düşünecek olursak, kendini gelecekte nerede hayal ediyorsun? Yani ben bu mesajı vermeye devam edeceğim ve bu mesajın aslında öncü isimlerinden birisi mi olacağım? Yoksa bu sadece benim için ufak bir hobi, hayatımı buna göre şekillendirmeyeceğim diyor musun? Yani şekillendirme istiyorum ama tabii ki iletişim fakültesi öğrencisiyim. İleride medya sektöründe çalışmak istiyorum, umarım iş bulabilirsek. Hepimizin temennisi. Evet. Ama tabii ki öncelikle kamera önü bir şeyler istiyorum, muhabirlik, spikerlik. Ama tabii zamanı geldiğinde kamera arkasına da geçmek isterim. Tek bir yere ait olmak istemem. İş sektöründe böyleyken sosyal hayatımda tabii ki hayvanları sıra arkada bırakmak istemiyorum. Ama işimi engellerse diye düşünüyorum bir yandan da açıkçası. Ama tabii ki de içimde bir aktivist ruhluk var. Onu evet, devam ettirmeyi düşünüyorum. Evet, öyle diyelim. Şimdi o aktivist ruhuna da biraz geçeceğiz. Şimdi yavaş yavaş da geçeceğim ben o ruha. Fakat şimdi benim aslında merak ettiğim şey, geçtiğimiz hafta 21 ile 25 Mart arasında da Orman Haftası'ydı bileceğin üzere. Dolayısıyla şimdi aslında bu Orman Haftası'nda bahane ederek aslında benim senin vizyonundan, senin perspektifinden merak ettiğim şey, Türk toplumunun sence yeşile, doğaya bakış açısı daha çok oradan faydalanma konusunda mı yoksa gerçekten yeşili doğayı seviyor muyuz? Bence biraz faydalanıyoruz. Yani Türk toplumunun yeşile doğaya önem verdiğini maalesef üzülerek söylüyorum ama zannetmiyorum. Çünkü hiçbir şekilde biraz da modernleşmenin artmasıyla birlikte yeşili doğayı çok katlediyoruz. Her gün yani ormanlarımız katlediliyor, işte her yerden binalar fırlıyor falan. Yeterince ben mahvettiğimizi düşünüyorum. Diğer ülkelerle de kıyaslarsak çok alt sıralarda olduğumuzu düşünüyorum. Yapılan birkaç araştırma var aslında. Onları söylemek istiyorum. Tabii ki.
Mesela en yeşil 10 ülke açıklanmış. Bunların arasında Finlandiya, Avusturya, İsveç varken Türkiye maalesef yer almıyor. Ya da bir örnek daha verelim. Türkiye 135 ülke arasında kirlilik oranı 76 ile 90 arasında maalesef kötü bir rakam arasında yer alıyor. Bunlar maalesef her şeyi özetliyor bence. Türk toplumu doğaya hiç önem vermiyor. Mesela örnek vermek gerekirse bir aile pikniğe gitmek ister. Evet. İstanbul'da büyük şehirlerde bu zor. Yeşil alanlar bulmak zaten zor. Neyse zar zor buldukları bir yere gidiyorlar, eğleniyorlar falan, yemek yiyorlar. Daha sonra sıra gitmeye gelince çöpler maalesef ortada kalıyor. Hiç toplama, işte poşetler orada uçuşuyor, çöpler orada, yemek artıkları falan derken maalesef bulduğumuz gibi bırakmıyoruz ki zaten pis bulsak bile temiz bırakmak zorundayız. Doğayı, çevreyi sevmeyen bir insan bile ülkesini seviyorsa bence öyle bırakmalı diye düşünüyorum. Kesinlikle. Dolayısıyla bu Orman Haftası vesilesiyle de buradan iletmek istediğimiz mesajı da aslında izleyenlere söylediğimizi ben düşünüyorum. Yavaş yavaş da artık birazcık da senin o aktivist ruh dedik ya, birazcık oraya doğru gelmek istiyorum. Çünkü o konuda da eminim söyleyecek çok şeyin vardır. Bunu da düşünüyorum. Öncelikle vegan mısın? Veganım. 1,5 yıldır veganım. 1,5 yıldır vegansın. Evet. Şimdi veganlık konusunu açacağız. Öncelikle veganlıkla vejetaryenlik arasında ne gibi bir fark var? Önce bunu bir belirtmek istiyorum aslında. Tamam. Vejetaryenler, vejetaryenlik de içinde çeşitlere ayrılıyor aslında. Ama bizim en bildiğimiz vejetaryenler et yemez. Ama bazıları etin yanında süt ürünleri tüketmez. Bazıları yumurta yemez. Bazıları balık yemez. Bunlar içinde ayrılıyor. Ama veganlık ise sadece yani hiçbir hayvansal ürün tüketmiyoruz. Bunun yanında bu sadece yemek anlayışıyla da değil. Eğer bu yemek anlayışı ise bir diyet giriyor. Ama eğer ben yemek değil de işte hayatımdan tamamen bütün hayvansal ürünleri çıkarmak istiyorum diyorsanız vegan oluyorsunuz. Yemeğin yanında işte ne bileyim gerçek deri bir şey giymiyoruz. Bir o hayvan... konuya da aslında gelmek istiyorum. Çünkü veganlık sence sadece yiyip içmek midir? Yani çünkü internette de araştırdığım zaman vegan giyim diye bir olay karşıma geldi. Evet. Çok da merak ettim aslında. Bu vegan giyim nedir? Onda... İşte sadece yemek değil ama sadece yemek olarak yapanlar da var. Eğer sadece yemek olarak bakmıyorsak işte gerçek kürk giymiyoruz, gerçek deri giymiyoruz, işte gerçek yün giymiyoruz gibi şeyler oluyor. Tabii bu makyajda, kozmetikte de çok alakalı. O kadar etkiliyor mu? Evet, çok etkiliyor. Mesela kırmızı rengine bir ruja veren bir böcek var. Evet. Bu böcek kullanılıyor. Tabii biz onu kullanmıyoruz tabii ki. Daha sonra hayvan deneyleri yapılıyor maalesef. O ürünleri de kullanmıyoruz. Yani aslında çok seçenek var. İnsanların kendi eline kalmış biraz bir şey. İşte gerçek hani deri giymek istiyorum diyorsan illa suni deri var, suni kürk var. Sen aynı görüntüyü onlarla da karşılayabilirsin. Sadece bir hayvanın canını yakmamış olacaksın. Evet. Yani. Peki 1,5 yıldır veganım dedin. Aslında benim merak ettiğim şey bu veganlık sadece işte kılık kıyafetine diye dikkat etmek, işte makyajına dikkat etmek, yemeğine dikkat etmekten bence birazcık daha fazlası. Çünkü hayatını büyük ölçüde değiştiriyor. Evet. Aslında 1,5 yıl önceki yeşimle şimdiki yeşim arasında ne gibi farklar var? Ne hissediyorsun? Yani çok mutluyum öncelikle. Zaten daha önce de vejetaryendim. Vejetaryenlikten veganlığa geçiş yaptım. O yüzden çok zor olmadı benim için. Sadece işte çevreden biraz tepkiler aldım. Niye yemiyorsun? İşte biz kendimiz üretiyoruz, hiçbir şey yapmıyoruz falan vesaire dediler. Tek pişmanlığım daha önce neden vegan olmadığım açıkçası. Çok mutluyum. Vicdanım temiz. Akşam yemeğimde işte tabağıma bir yemek gelirken işte ne bileyim orada hani bir hayvan yok, bir ceset yok. Mutluyum açıkçası. Kendimde de değişiklikler daha sağlıklı olduğumu düşünüyorum. Daha zinde olduğumu düşünüyorum. En önemlisi vicdanım temiz. O konuda çok rahatım. Evet. O vicdan meselesiyle alakalı da aslında ben çevrede birçok seni sordum yani hani vegan gelecek ne sormak istersiniz? Çünkü birazcık kamuoyu araştırması yapıyorum konuklarımdan önce. Aslında en çok merak edilen şey şu. Şimdi bu soruyu eminim ki çok duymuşsundur ama net bir cevap aslında insanlar alamıyor bu konuda. Çünkü şimdi bitki de canlı, hayvan da canlı. Evet. Aslında biz hayvanları işte öldürmeyelim. Çünkü işte onların o canlılık sebebiyetiyle, canlı olmaları sebebiyetiyle aslında vicdanen rahat etmememiz gerektiğini vurguluyorsunuz. Evet. Fakat şimdi bir de işin bitki kısmı var. Bitkiler konusunda hiçbir sıkıntı yok. Eğer onlar tepki vermedikleri için mi bir sıkıntı yok? Sonuçta onların da bir hissiyatı var, onların da bir canı var. Ama tepki vermiyorlar veya ortada bir kan çıkmıyor veya somut bir delil çıkmadığı için mi aslında bu bitkiler bizim için bir sorun olmuyor da hayvanlar sorun oluyor diyorlar. Ben demiyorum. Tamam, hemen evet. Cevaplayalım. En çok sorulan soru bu işte siz hayvanları seviyorsunuz neden bitkileri katlediyorsunuz? Evet. Hayvanlarla bitkileri ayıran en önemli özellik hayvanların insanlar gibi sinir sistemine
hakim olmaları, sahip olmaları. Her şeyi hissediyorlar. Aynı bizim gibi. Şuramıza bir iğne bassa canımız yanıyorsa bir hayvan da aynı tepki veriyor. Yani bitkiler hissedebilir değil ama hayvanlar aynı. İnsanlar gibi hissedebilir canlılar. Yani bitkiler sinir sistemine sahip olmadığı için insanlar gibi, hayvanlar gibi hissetmiyorlar. Ki yani bir bitki gözümün önünde ağlamıyor, gözleri yok ama bir hayvan yani kesime gittiği zaman ağlıyor yani. Ölmek istemediğini çok net görebiliyoruz. Evet, bu konuyu da öyle kapatalım. Şimdi bir buçuk, bu vejetaryenlik lisans, veganlık lisans, yüksek lisans gibi bir şey mi? Yani direkt vegan mı oluyorsun yoksa vejetaryen olup sonra veganlığa mı yükseliyorsun? Yani o değişiyor açıkçası. Ben önce veganlığı bilmiyordum, hiç duymamıştım hayatımda. Vejetaryen oldum, zaten çocukluğumdan beri çok seviyorum hayvanları. Vejetaryen oldum, sonra rastgele gördüm işte veganlık diye bir şey varmış, süt cinayettir falan, ne bu falan araştırdım. Araştırıp öyle oldum ama bence veganlığa geçişim vejetaryenlik daha önemli diye düşünüyorum. Ama bazı insanlar direkt vegan olunca direkt ama de vegan olabilir. Olunabilir mi? Toplumdan tepki aldım dedin vegan olmanla kaynaklı. Aslında bu toplumda ne gibi bir sorunlar yaşıyorsun? Bu sorunlarla nasıl baş ediyorsun? Onu da öğrenmek isteriz. En büyük problem başlarda kendimden kaynaklandığını düşünüyorum. Yemek bulamamıştım. İşte etiket okumayı falan öğrendim. Daha sonra işte öğrendikçe her şey kolaylaştı benim için. Şu an hiçbir problem yaşamıyorum. İnsanlar tarafından da Türkiye'nin çoğunluğu Müslüman olan bir ülke. Kurban Bayramı vesaire gibi şeyler var. İşte beni dinden çıkarttılar, işte Allah'a şöyle yapıyorsun vesaire gibi tepkiler aldım. Ama hepsi, herkes anlatmaya çalışıyor ama kesinlikle anlamıyorlar. O yüzden benim için problem yok. Benim vicdanım temiz. Ben hani hayvanların bizler için bir köle olarak da buraya geldiğine inanmıyorum. Kesinlikle bu zulümün de böyle devam peki, edeceğini düşünmüyorum. Peki bu hani toplumsal tepkiden kastım aslında biraz da şu, hani bizlerde aslında hani Kurban Bayramı en nihayetinde bir dini bir bayram olsa dahi aslında bizde artık bu kültürel bir anlamada gelmeye başladı. Yani hani çok dini inançları olmayan bir kişi de Kurban Bayramı'nda kurban kesip işte fakire dağıtıyor vesaire, evinde arkadaşlarını çağırıyor. Yani aslında bir Kurban Bayramı toplumda çok yaygın. Dolayısıyla hani bir dini bayram olarak da bakılmıyor. Bu konuda zorluk yaşıyor musun? Ailenden kaynaklı aslında bunu merak ediyorum ve de ailede senden başka da bir vegan var mı? Ailemde vegan, vejetaryen yok öncelikle. Kurban Bayramı olayına da gelirsek, bence Kurban Bayramı'nın önemi zaten kültürümüzden geliyor. Biliyorum kültürümüzde et yemenin çok fazla olduğunu. Bizim de hani bugün et yememizin sebebi kesinlikle geçmişten gelen bir şey olduğunu düşünüyorum. Kurban Bayramı'nda zaten amaç yoksulu işte aç bırakmamak, yoksula yardım etmekse, bence bunu bir hayvanı katletmeden de, bir hayvanı öldürmeden de çok daha farklı şekillerle karşılayabiliriz. İlla birinin karnını doyurmak istiyorsak bunu başka şekillerle de yapabiliriz. İşte birine yardım edebiliyorsak yine başka şekillerle de yardım edebiliriz diye düşünüyorum. Yani illa bir hayvanın kesilip et yenmesi gerektiğini düşünmüyorum. Peki şimdi dünyadaki açlık oranına baktığımız zaman da aslında bu konuda birazcık haksızlık yaptığını düşünüyor musun? Yani birazcık ya biz acaba çizgiyi biraz fazla mı aşıyoruz gibi aklına ön yargılar veya sorunlar geliyor mu? Hiç düşünmüyorum. Zaten vegan olduğunuz zaman dolayısıyla direkt ona da bir karşı olmuş oluyorsunuz. Biliyor, her gün milyonlarca insan ölüyor açlıktan, susuzluktan. Ama işte vegan olduğunuz zaman buna karşı çıkmış oluyorsunuz direkt. Nasıl diyeceksiniz hemen? İnsanların yemesi için üretilen hayvanların günde milyonlarca ton işte ne yerler, mısır yerler, soya yerler, tahıl yerler. Ama bunların üretimindeki paralar diğer insanlara, yoksul olan insanlara da gayet gönderilebilir. O yüzden hemen yine bir araştırma vardı, onu paylaşmak istiyorum. Yapılan bir araştırmaya göre 883 milyon ton mısır ve 260 milyon soya fasulyesi yetiştirilmiş. Fakat mısırın %40 ila %50'si ve soya fasulyesinin %80'i çiftlik hayvanları beslemek için kullanılmış. Hı hı. Ama bu kullanılan para, işte kullanılan ihtiyaçlar diğer yaşayan insanlara gitse diye düşünüyoruz tabii ki. Keşke öyle olsa. Hani hayvanları doyurmak yerine oradaki diğer insanlara gitsek diye düşünüyorum. Gelelim Monster'lığa. Ben de önceden vejetaryen ya da vegan olmadan önce aslında hani o zaman ben de önceden Monster'dım diyebiliriz doğal olarak. Ama hani insanların et yemelerini zorunlu bulmadıkları için aslında
ne bileyim hani bir monsterlık görüyor. Vicdanları yok ki zevkleri için et yiyorlar. Şöyle inanıyorum ki ben insanların bir dönüm noktaları oluyor. Bu dönüm noktalarını atlattıklarından sonra onların da işte veganlığa, vejetaryenliğe daha yakın, daha sıcak bakacaklarına inanıyorum. Doğaya daha işte önem vereceklerini düşünüyorum ama aynen, eskiden öyle. Ben de monsterdım diyebilirim. Şimdi insanlara öyle ithaf etmek hoş biraz, değil ama öyleler. Ha, yani biraz, zevki ya biraz. Ha. Peki bir veganın günlük beslenme planı nasıl olmalı? Aslında bu konuda da hani zorluk çekiyorum diyorsun elbette ki günlük beslenme programına. Hazırlarken, düşünürken de yiyeceğine. Bu konuda nasıl bir beslenme planları olmalı veganların? Ben ilk başta zorlandım. Şu an hiçbir zorluk çekmiyorum şükürler olsun. Ama illa direkt vegan oldularsa bence bir beslenme uzmanına danışmaları gerek. Ondan yardım alabilirler, ondan tiyolar alabilirler. Daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Ama kendileri de yapmak istiyorlarsa bol bol yeşillik, bol bol sebze, proteini nereden alıyorsunuz diyorlar, baklagillerden alıyoruz anlatamıyoruz. Et kadar, etin içinde bulunan protein kadar. Bitkisel proteinler de çok önemli, bitkisel yağlar çok önemli. Hayvansal yağlardan daha sağlıklı ve hayvansal yağlar işte damar tıkanıklığı, kalp krizine yol açarken bitkisel yağlar bizim için daha faydalı. Doğal şeker ihtiyacımızı yine meyvelerden karşılıyoruz, kuru yemişlerden karşılayabiliyoruz. Öyle yani. Başka peki, ne diyebiliriz? Şeyi de sormak istiyorum. Şimdi bu Monster canlanıyor mu dedik. Belki ses gelmemiştir izleyenler açısından söyleyelim. Hani et yiyenler için böyle bir Monster canavar benzetmesi yapabilir miyiz diye sormuştuk. Sen de aslında buna bir en güzel şekilde cevap verdin. Fakat benim merak ettiğim şey Alman atasözünde insan ne yiyorsa odur diye çok güzel bir söz vardır. Dolayısıyla şimdi sana baktığımız zaman aslında gayet sessiz, sakin, böyle nasıl diyeyim anlayışlı hani böyle sorun çıkartmayan birisisin. Genel anlamda birkaç tane daha böyle vejetaryen tanıdığım vardı. Onlarda da aynı benzetmeyi görüyordum. Dolayısıyla aslında merak ettiğim şey bizler veya et yiyen insanları düşündüğümüz zaman belki agresif yani insanların agresif olmaları, insanların anlayışsız olmaları sence et yiyişlerinden mi kaynaklanıyor? Yani bu gerçekten şaka değil. Bunu gerçekten samimi olarak soruyorum. İnsan ne yiyorsa o mudur? Silüetlerini etkiliyor mu? Bence etkiliyor ama yediklerimiz bence bizi hem ruhen hem fiziken etkiliyor. Fiziken nasıl etkileyebilir? Sağlık açısından etkileyebilir. Örneğin sürekli abur cubur yiyen bir insanın sağlıklı olmasını bekleyemeyiz. Ya da toplumda şöyle bir şey oluşmuş işte çok hayvansal şey yiyor, et yiyor. Bu aslan gibi güçlüdür ama öyle bir şey yok. İşte ne bileyim bitkisel beslenen insanlara işte cılızsın, zayıfsın vesaire deniyor ama yine kesinlikle öyle bir şey yok. Bitkisel protein alan insanlar da hayvansal protein alan insanlar kadar güçlü olabilir. Hatta daha sağlıklı olabilir. Çünkü işte hayvandan alınan yağlar bize zarar verirken bitkisel yağlar ötesine bizim sağlığımız açısından daha iyi olmamızı sağlıyor. Diyebiliriz. Diyebiliriz. Şimdi ben araştırmalarım sonucunda şimdi yeni bir akım da gördüm. Bilinçli etobur diye bir akım var. Bu akım aslında et yemeyi tamamen terk etmiyor. Fakat çevreye de zarar vermeden yaşamanın mümkün olduğunu söyleyen bir akım. Besin hayvanlarını hiçbir şekilde acı çektirmeden öldürmeyi savunan bir ekol. Aslında bu yeni çıkmış bir ekol. Evet. Dolayısıyla bu ekol hakkında ne söyleyebilirsin? Katılmıyorum kesinlikle. Yani sonuçta bir hayvan ölüyor. O hayvanın ölmesi zaten doğaya, çevreye bir zarar. O hayvana zarar öncelikle. O yüzden bence gereksiz hani vicdan rahatlatmak için başlatılan bir akım olduğunu düşünüyorum. Bir hayvan ölüyorsa yani eğer bir insan az et yiyorsa o hayvan az ölmüyor ya da çevreye daha az zarar verilmiş olmuyor. İnsanların kesinlikle vicdan rahatlatması için uydurduğu bir şey diye düşünüyorum. Yani aslında ben de bu akıma birazcık şey bakmıştım. Şimdi sen öyle deyince yani hani sonuçta hani biraz böyle hayvanlarından öldürülme konusunda da daha böyle profesyonel tekniklerle aslında acı çekmeden de öldürebiliriz diye düşünüyordum ben ama. Sen... Yani sonuçta ucunda bir ölüm var. Bir ölüm ne kadar acısız olabilir? Doğru. Peki biz yemesek onlar bizi yer diye söyleyenler de var. Yok tabii ki öyle bir şey olmaz. Yani onlara katılmıyoruz herhalde. Yani o kadar hayvanı toplanıp bizi yiyeceği bir şey olamaz. Yani bir ineği ne zaman bir insan yediği görülmüş. Doğru. Doğru tabii. Saçma. Arkadaşlar lütfen şey yapmayın. Yani. İnek bizi yemez. Yani. Peki insanların et yeme sebepleri sence cahilliklerinden mi yoksa vicdansızlıklarından mı kaynaklanıyor? Bence ikisinden de cahilliklerinden kaynaklandığı şu yönde olabilir. Bilmiyorlardır nasıl önümüze geldi. Mesela çocuklar bilmez. Ben de çocukken yerken bilmiyordum, cahildim diyebilirim. Ama diğer vicdansızlara bakarsak onlar şöyle işte bir
tavuğun ya da bir ineğin önüne nasıl geldiğini bilir. Mezba ortamını bilir. İşte o hayvanın nasıl acılar çektiğini, keserek bildiğini bile bile hala yiyorsa o vicdansızlıktır ve ikisinden de kaynaklanır diye düşünüyorum. Diyorsun. Peki bu veganlık konusunda hiç vazgeçtin mi vegan olmaktan? Yani hiç. Artık böyle yani bazı şeyler üzerine geldi ve vazgeçmeyi düşündün mü? Yani daha çok yeni hiç düşünmedim. Düşüneceğimi de hiç zannetmiyorum açıkçası. Yani severek yapıyorum. Zaten burada benim işte bir problem yaşayıp yaşamam önemli değil. Çünkü burada ana özne insan değil, hayvan. Onların haklarını savunuyoruz. O yüzden yani hayatımın geri kalanında vegan olarak geçirmek istiyorum. Peki kadın erkek ilişkisi olarak düşünürsek bu senin için bir sorun teşkil eder mi? Vegan olmayan birisiyle birlikte olmak. Yani vegan olan birisini tercih ederim ama ileride fikirlerini değiştirebilecek biri ise hani ileride işte ne bileyim ben vejetaryen olabilirim, ben vegan olabilirim, sana ayak uydurabilirim diyen biri olursa tercih etmek isterim tabii ki. Peki son olarak vegan olmaya ikna etmek istesen burada izleyenlerimize, bunların hepsi et yiyen tiplerdir büyük ihtimalle benle aynı kafadadır bunlar. Dolayısıyla bizleri ikna etmek istesen ne söylemek istersin? Eğer gerçekten hayvanları çok seviyorsanız ama sadece her gün gördüğümüz, her gün başını okşadığımız kedi köpekten bahsetmiyorum. Diğer inekler, tavuklar, diğer vahşi yaşamda yaşayan hayvanlar. Eğer gerçekten hepsini seviyorsanız, onlara saygı duyuyorsanız ve gerçekten acı çekmelerini istemiyorsanız vegan olun diyebilirim. Çünkü gerçekten her şeyi hissediyorlar, anlıyorlar ve en önemlisi bize güveniyorlar ve onlar bize güveniyor ama biz onları yiyoruz. Yani çok değişik bir hareket var diyebiliriz. Gerçekten onları seviyorlarsa vegan olmalarını diliyorum, diyelim. İstiyorum, ben sana çok 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 teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Yayın sırasında bazı aksaklıklar oldu ama ona rağmen konuşmanla, verdiğin mesajlarla çok doğru mesajlar ilettin. Evet ki şakasına diyorum ben de. Buradan veganlığın, vejetaryanlığın önemini de vurgulayalım. Diyelim ve sana çok teşekkür ben ederim çok Yeşim teşekkür programa ederim. Geldiğin için diyelim. Ve Yeşim Hanım'ı gönderelim. Yavaş yavaş diğer konuma da geçmek istiyorum. Çünkü müzik piyasasının önemli bir ismi aslında bizlerle birlikte olacak. Bu önemli isme, bu kameraya bakıyorum. Bu önemli isim bizlerle birlikte olacak. Bir DJ arkadaşımız gelecek. Fakat onunla alakalı DJ ile kendisinin bir görüntüsü var. Ben rejiden onu rica ediyorum. O görüntüyü ekranlara bir getirelim. Daha sonra da kendisi stüdyomuzda bizlerle birlikte olacak diyelim. Ve görüntüyü izleyelim. Görüntü 2 dakika. Var. It's about to go down. Let's raise the roof when we come to your town.
Evet, Deniz Ural bizlerle birlikte. Kardeşim hoş geldin, nasılsın, iyisin? Hoş bulduk kardeşim, iyi, sen nasılsın? Ben deyim gayet iyiyim. Ya DJ bile getirtiyorum. Yani artık kesin daha, artık daha ne yapayım ya? Marmara Show, Marmara Show gerçek bir show programı. Kesinlikle. Vegan arkadaşımız geldi burada, veganlı tanıttı. Daha sonra da müzik piyasasından önemli bir isim bizlerle birlikte vegan oldu. Vegan lahmacun yoktu ama. Vegan lahmacunumuz yoktu, yediler onu. Yemişler. Onu yediler, dayanamadılar. Şimdi şöyle yapıyoruz. Elbette ki DJ'lik kariyerinden bahsedeceğiz ama Marmara Üniversitesi'nde fizik okuyorsun. Önce bununla bir gelelim. Neden fizik? Neden fizik? Bilmiyorum ya aslında neden fizik. Yani çocukken kara deliklere falan merakım vardı. Sanırım o yüzden bir fiziğe yönelim yaptım. Ama şu anda emin değilim. Yani devamlılık pek yok gibi. Devamlılık yok. Evet, fizikte. Peki o şimdi... Bir fizik dünyam var, bir DJ'lik dünyam var. Aslında ikisi birbirle biraz örtüşmüyor. Ben aslında merak ettiğim şey, o senin müzik keşfin nasıl oldu? Ya müzik keşfim nasıl oldu? Aslında her insan müzik... Ya müzik keşfi derken ben olayı şöyle bakıyorum. Her insan aslında müzikle yaşıyor. Yani her insanın içinde bir keşif muhakkak duygusu var. Ama hani bunu profesyonelce yapmak hani o biraz farklı. Ben kendi mixlerimi yapmak istiyorum. Hı hı. Hani kendi yaptığım şarkıların insanları dinletmek istiyorum, o yüzden hani bu işe girdim diyebilirim. Dolayısıyla bu işe girdin. Şimdi hı, aslında peki ailede bu müzik dünyasıyla alakalı birileri var mı? Var. Yani benim babam baterist, kardeşim piyanist, annem keman çalıyor, amcam basçı, dayım elektrocu. Yani ne ararsan var, hani bir orkestra çıkarabiliriz. Vay be, hani, öyle. Aynen. Beni de yönetmek istediler küçükken. 7 yaşındayken beni konservatuara götürdüler. Hı hı. O zamanlar tabii pek ilgili yoktu. Hani futbola yöneldim falan ama sonra doğru yolu buldum diyebilirim. Peki senin böyle muhakkak yani aile içi anların vardı seni bu müziğe iten, seni aslında bu sektöre ilgi duymanı sağlayacak. Abi olmaz mı şimdi? Nasıl? Ya küçükken 1 yaşından beri zaten küçüklük fotoğraflarım var. Keşke getirseydik buraya da. Tom'un üstünde yani baterinin üstünde böyle babam bateri çalarken Tom'un üstüne oturtuyorlardı. Tut 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 çalıyorlardı. Hani ben buradayım abi, babam burada takılıyor falan böyle. Bildiğin baterinin üstünde. Onun dışında yani kaç yaklaşık bir 6-7 yıldır babamlar zaten stüdyoda faal olarak çalışıyorlar hani. Hı-hı. Kendi şeylerine. Onların yanında bulundum çok. Hani gözlem şansı olsun, dinleme şansı tabii olsun. Bayağı fazla olduğu için yani hani onlarla birlikte anılarım var tabii de. Yani aslında bu ailenin muhakkak faydası var. Peki babanın baterist olması aslında birazcık böyle alışılagelmiş bir durum değil. Evet. Yani aslında onun sana dezavantajı veya avantajları oldu mu veya yani, oluyor mu şu dezavantajı anda? Yok, kesinlikle avantajları var. Mesela bir mix yaparken ya da şarkı seçiminde mesela playlist, yani en önemli şey bizde playlist hani. Onun playlisti yaparken babamla birlikte yapıyoruz. Ya da bir şarkı yetişinde olacak efektleri babamla birlikte kullanıyoruz. Kesinlikle hani avantajı bu şekilde oluyor. Peki aileni böyle klasik bir Türk ailesi olarak nitelendirir misin? Yani klasik bir Türk ailesinden kastım. İşte ne, akşam yani? Hani mesela ailevi yaşamınızı aslında ben merak ediyorum. Yani işte 5'te yemek yenir. Yemek yendikten sonra işte baba salona geçer. Yemekten sonra birazcık kestirir. Anne çay oldu der, çayı getirir. Baba çay içer, ha, sana bağırır. Odadan sen gelirsin. İşte Survivor açıktır. Ondan sonra çayınızı içersiniz, kuru yemiş. Klasik bir Türk ailesi. Evet, yok abi. Yani hani bu bahsettiğin alakamız yok. Yani hiç yakınlayacaktan. Evet. Öyle değil yani. Hani nasıl diyebilirim? Hani bizde herkes rahattır. Yani rahattır derken yine yemeği birlikte yeriz tabii ki. Yani bir o sofra adab denilen şey var ama onun dışında hani özellikle benim hadi kardeşim biraz daha küçük benden ama hani eve ne zaman girmiş, ne yapmış, ne etmiş. Hani Belki sıkıntılı daha bir tarafım yok yani, benim rahatım. O konuda evet, tabii. Bu konuda rahat. Peki hani DJ olmak isteyenler için ailede birazcık müzik kültürünün olması gerekli mi? Yani ben DJ olmak istiyorum diyen izleyicilerimizin aslında birazcık müzik piyasasından gelme bir ailesi olması gerekli mi, lazım mı? Yani şöyle söyleyeyim, en hani başını konuşacak olursak nasıl söylenir bu? Yani bir aileden gelmene gerek yok. Ama hani ailenin de şöyle bir etkisi var. Atıyorum ben DJ olmak istiyorum dediğinde ailen sana hani
DJ'liği bir iş olarak görüyor mu? Hani o önemli. Destek aldın mı destek, sen bu konuda? Ben zaten hani müziğin içinden geldiğim için tabii ki destek aldım. Yani ben daha öncesinde gitar da çalmaya yani çalıyordum da bir ara. Ama hani dediğim gibi elektronik müziği daha çok seviyorum. Hani soruna dönecek olursak da hani dediğim gibi insanın içinde olan bir şey. Yani müziği seviyorsan her türlü bu işi de yaparsın. Ama aile desteği çok önemli. Hani çünkü benim arkadaşlarım var mesela hani bu işi yapmak isteyen ama ailesinin desteği olmadığı tabii. için hani morali bozulan, yapamayan. Aile desteği önemli yani. Yani birazcık bu aile kısmını bırakalım, biraz daha işin içine girelim. Peki DJ olma fikri senin ne zaman kafana yerleşti? İlk olarak ne yaptın DJ olmak istiyorum dedikten sonra? Ne yaptın, nasıl yerleşti kafama? Elektronik müzikle tanıştım ben. Bundan 3-4 yıl önce yani sağlam bir şekilde yani tamamen dinlemeye başladım. Diplo ile tanıştım. Diplo'yu dinledikten sonra Major Lazer'la da Diplo'nun ve iki tane daha arkadaş var, trio olarak çıkıyorlar. Onlarla tanıştıktan sonra dedim ben bu işi yapmalıyım. Kesinlikle. Aslında bu fikir 2-3 yıllık bir fikir yani hani DJ olmak fikri. Ama işte üniversite sınavı olsun hani fizik olsun, evet. hazırlıktır falan. Hani tam ağırlık veremedim ama bu sene tamamen odaklandım. Güzel de işler oldu yani hani yolun başındayım ama. Güzel çalışmalar da var. Peki ne önermek istersin? Buradan DJ olmak isteyen arkadaşlarımıza DJ olmak için ne yapmak gereklidir? Ne yapmak gereklidir? Ya şöyle söyleyeyim. Bunların kursları var. Ben de aldım bu kursları. Ama önemli olan tamamen pratik. Ve şöyle bir şey var. Günde yani bunu bir nasıl hani bir şirkette çalışan insan 10 saat çalışıyorsa, 8-10 saat çalışıyorsa. Evet. Aynı şekilde ben kendime örnek vereyim mesela. Ben de 6 saat, 8 saat müzik dinliyorum. Ve bu keyfi olarak yaptığım bir iş değil. Yani sevdiğim playlisti açıp dinlemiyorum. Yani 8 saat yeni müzik keşfediyorum. Yani aslında sen yeni müzikler keşfetmek için kendine eğitime adıyorsun günde 6-7 saat söylediğin kadar. Eğitime adıyorum. Yanlış oluyor. Yani eğitime adamıyorum aslında. Yani bunu daha iyi şarkılar bulmak için yapıyorum. Aslında kendime yapıyorum. Yani hani İnsanlara çalabileceğim playlistleri genişletmek adına hani bir şarkının atıyorum 10 tane remix'i vardır. Hani birini beğenirsin. Birinin en iyisi, kulağına en iyi geleni beğenirsin. Bunu yapman için de her şeyi dinlemen gerekiyor yani. Olayın özeti o. Olayın özeti bu diyorsun. Peki bu DJ'likte belli kalıplar var mı? Yani insan kalıbı olarak soruyorum. Yani gece hayatından hoşlanmayan bir insan da DJ olur mu? Veya sessiz sakin bir insandan DJ olur mu? Ya olur. Nereden olur diyorum. Kendime örnek vereyim. Yani ben aşırı derecede böyle şey yani dışarıdan öyle arkadaşlarımla mesela senin zaten tanışıyorsun. Hani biliyorsun beni neşeli bir şakacıyım evet. hani hareketliyim. Aynen. Ama öyle. Mesela tanımadığım bir ortamda ben daha böyle şey dururum. Hani çekingen değil hani daha sakin dururum. Evet. Ama bu işe girdikten sonra bu sakinliği yeniyorsun. Yani gece hayatını seven mi dedin az önce? Evet. Gece hayatını sevmek de ya şöyle bir şey var. Ben de açıkçası pek kulüp ortamından hoşlanmam. Yani gideyim orada dans edeyim işte öyle olsun böyle olsun. Ben bu muhabbetleri seven bir insan değilim. Yani bayılan bir insan değilim. Ama sen kabindeyken o ortam çok farklı oluyor. Ortama tempoyu sen veriyorsun. Müziğini evet. sen yaşatıyorsun. Yani onların ritmini sen ayarladığın için o kabinle dans pisti arasındaki fark çok büyük. O yüzden gece hayatını sevmeyen bir insan kabinde başarılı olabilir. Kesinlikle yani o gece hayatını sevip sevmemekle alakası yok. Anladım. Peki bazı yerlere de çıkacaksın bildiğim kadarıyla. Bunu da istiyorsan söyleyelim buradan. Olur. Yani şimdi zaten şey işte bugün cuma. Evet. Bir haftalık karnavaldan çıktık. Evet. Yıldız Teknik'te karnaval var bayağı büyük. 10 bin kişilik oradan çıktık. Onun öncesinde yine Cemil Masalan gelmiş. Onu zaten evet. sonrasında devam edeceğiz. 12 Nisan'da Kadıköy Woodstock'ta program var. 8 Mayıs'ta Durak'ta Dorok X-Touch Kadıköy'de var. O Cem Yılmaz olayını da anlat istiyorsan şimdiden söyleyelim. Ya Cem Yılmaz olayı nasıl oldu? Ya abi Yıldız Teknik'e sponsor olarak gittik yani stüdyo olarak. İki gün sonra dediler yani gittiğimiz gün iki gün sonrasında Cem Yılmaz gelecekmiş. Bize şey dediler Cem Yılmaz öncesi çalmak ister misiniz? Tabii Cem Yılmaz yani. Yani kim ben, ister misin? Ben Cem Yılmaz Cem abiye bayılırım. Yani Cem abi diyorum direkt. Şimdi hani her türlü her filmini izledim gösterisini izledim çok severim. Bayıla bayıla kabul ettim tabii ki. Onun öncesinde bir oturduk birlikte arkadaşlar playlisti falan hazırladık. Güzel bir program atmıştık yani hani Yıldız Teknik'te. Bu Yıldız Teknik'le peki senin buluşma hikayen aslında bir DJ eğitimi almanla mı ortaya çıktı? Çünkü
eğitim yeri galiba Beşiktaş'ta. Beşiktaş'ta bir evet, eğitim evet. yeri de var. Bu vesileyle mi aslında Yıldız ya Teknik'te? Bu vesileyle aslında şöyle az önce sordun ya mesela DJ eğitimi almak isteyen arkadaşlara önerim. Evet. Bir stüdyo ile çalışırsan imkanın çok daha fazla oluyor. Yani şimdi ben Yıldız Teknik'e stüdyo sayesinde gittim. Cem Yılmaz'da stüdyo sayesinde çıktım yani. Hani stüdyonun böyle bir yararı var. Hani Yıldız Teknik'le tanışmamın bizimkiler sponsor olmuşlar etkinliğe. Biz de gittik orada çaldık. Sonrasında kaynaştık. Yıldız Teknik'in grubu var. Yılın Yıldızları ve şey. İşletme kulübü özellikle. Arkadaşlar da izlerlerse selam söyleyelim. Böyle. Onlarla birlikte güzel bir iletişim oldu yani. Aramızda güzel bir bağ kurduk. Artık birlikteyiz yani Yıldız Teknik'te. Peki orada işin başına geçtiğin zaman kendi mikslerini mi çalıyorsun yoksa kendi mikslerini oluşturmaya başlayacak mısın? Yani başladım ufaktan. bir tane var hani hazırlıyorum hala. Ama onun dışında da yani mix yapmak böyle hani playlistte mix yapmak ayrı şeyler. Bir ayrıcalık bir iş, ayrıcalıklı bir iş mi peki böyle? Mix hani bir DJ'in kendine ait mixi olduğu zaman mı gerçek DJ? Yani kendine ait bir şarkın olduğu zaman diyorsun değil mi? Evet. Ya bu tabii ki ayrıcalıklı bir iş. Yani bu şu anda bakarsan atıyorum Diplo'dan örnek veriyorum. Diplo niye Diplo? Kendi şarkılarıyla çıktı. Yani kendi şarkını yapmadığın sürece başkasının şarkısına bağımlı oluyorsun. Bu sefer üretici olmuyorsun. Yani prodüktör, müzik prodüktörü kısmını ben asıl hedefim o yani. Evet. Hani prodüktör olmaktan sonra da bildiğin kulüp DJ'i oluyorsun. Hani o da kötü değil. Kesinlikle hani kötülemek gibi niyetim yok ama yaratıcı olmayı daha çok seviyorum ben. Peki hayran olduğun bir DJ var mı? Sürekli Diplo diyorsun. Diplo. Galiba biraz Diplo kesinlikle. Diplo hani ve Major Lazer grup olarak yani. Peki bunların sence iyi bir DJ olmasındaki sır ne? Yani onları Diplo yapan. Yani nasıl diyeyim? Yani bu işin aslında yetenek kısmı mı daha çok önemli yoksa biraz... Ya yetenek kısmı da önemli. Aha. Ama yani bana kalırsa şu gerçekten... Biraz girişkenlik kısmı mı yoksa çok önemli? Girişkenlik kısmı da var da ne yaparsan yap. Aslında her işin özü de bu. Ne yaparsan yap kendini vereceğin mesleği seçtiğinde. Ki bence Diplo için de böyle, Major Lazer için de böyle, adamlar için yani hani. Benim için de öyle. Gerçekten kendini kanalize ettiğin zaman oluyor. Hani bu senin için de geçerli. Herkes için geçerli bu. Geçerli yani ne olursa olsun. Hani DJ olarak diyorsan evet. O adamlar günde yani Diplo'nun röportajlarını izledim de Oxford Union'da çıkmıştı. Bundan 3 hafta önce yanlış hatırlamıyorsam. Oradaki röportajında hani adam 10 saat çalıştığını hani günde 10 saat çalıştığını söyledi. Hani. Yani bu gerçekten. Yani gerçekten süper bir şey ya. 10 saat hadi 6 saatte uyuyor diyelim 16-8 saatte gidiyor bir yerlerde çalıyor yani bu gerçekten. Yani non-stop bir tempo. Kesinlikle. Peki şimdi böyle etrafa baktığım zaman da bu DJ'lik olayını gerçek bir iş olarak bakmayan çok büyük bir kesim var. Aslında genel anlamda toplumun da bir DJ'lere karşı bir ön yargısı da var. Evet. Aslında senden iki şeyi merak ediyorum. Bu ön yargıyla nasıl baş ediyorsun? Ve DJ olmak gerçekten bir iş midir? Yani bunu gerçekten bir iş olarak görmeli miyiz? Ya bence burada yani ben sadece DJ'lik olarak da bakmıyorum. Eğlence sektörüne giriyor sonuç olarak DJ'lik dediğimde. Evet. Ya eğlence sektörü bence gerçekten iş olarak sayılmıyor. Ve bu dünyanın büyük bir kısmında da böyle. Çünkü özellikle Türkiye'de benim gözlemim bu tabii. Evet. Hani böyle eğlenerek iş olmaz. O kafa yapısı var doğru. O kafa yapısı var. Yani o yüzden aslında DJ'likte hani adamların mesela bakış açısına yok hani alkoldür, odur, budur. Yani hani sürekli bir eğlence dönüyor zannediyorlar hani DJ yani o falan filan az alakası yok. Yani öyle bir durumda hani günde 8 saat müzik dinlemekten hani o kendi playlistimi dinlerken hoşlanırım da hani başka şeyler dinlerken hiç hoş olmuyor. Yani. Peki bu DJ'lik ücretleri ne kadar? Ve bu bunun bir üst sınırı, alt sınırı var yani mı? Yani eğitim olarak mı yoksa yaptığın iş olarak? Yok yaptığın iş olarak yani gerçekten bir DJ bir sahne aldığı zaman bunun alt sınırı, üst sınırı ne yok. Aslında? Yani şöyle söyleyeyim üst sınır diye bir şey yok. Hani ben şöyle söyleyeyim hani şu anda tanıdığım birkaç yani tanıdığım derken hani bildiğim stüdyoda da çalışan evet. falan. Hani 20.000 TL, 30.000 TL alan da var. 500 TL alan da var. 100 TL alan da, 50 TL alan da. Yani bu tamamen senin performansına bağlı. Yani sen eğer kendini tanıtırsan, isim yaparsan, adamlar şu an Tomorrowland'de çıkıyorlar, çalıyorlar. 100 binden aşağı yani, 100 bin dedim de euro hani en o da şeyi. Yani en altı hani o rakamlara ulaşıyorlar. Peki senin gelecekte hedeflerin nelerdir? Ya benim gelecekte hedeflerim nelerdir?
Ya öncelikle DJ'lik kısmında gerçekten setup'a tamamen hakim olmak. Yani bu çok uzun zaman alan bir şey, setup'a tamamen hakim olmak. İlk baştaki hedefim bu. Ama daha sonrasına bakarsak prodüktörlük. Yani yapımcılık. Yapımcılık. Aynen. Yapımcılık kısmı, hani üreticilik. Peki, birazcık da işin içine girdiğimiz zaman aslında merak edilen şey de şu aslında. DJ'lik nedir? Yani DJ'liği herkes duymuştur ama ne olduğunu aslında çok da insanlar bilemiyor. Dolayısıyla aslında sizin yaptığınız bu işteki ana mesele, parçaları arka arkaya karıştırmadan çalabilmek mi? Yani aslında siz ne yapıyorsunuz? Aslında karıştırmadan değil, yani karıştırıyorsun. Mashup mantığı var biraz. Hani ya DJ'lik nedir? Şey, kağıt üstünde ne diye geçer? Hani müziği yani yapılan müzikleri tanıtmak, hani tanıtım amaçlı olan kişi. Müzikleri mixleyen kişi. Onun dışında müzik akışını yöneten kişi olarak geçer. Ama hani sen az önce karıştırma mantığı dedin mesela. Evet. Hayır, mesela en basit mantık şu. Birinci parçan giriyor, soldan stüdyoda sen tamam. De geldin zaten. Birinci parçan girdi. Belli bir bölümden sonra ikinci parçaya giriyorsun. Onu girdikten sonra da ikinci parçaya geçmiş oluyorsun. Bu arada efekt kullanarak, yani güzel bir efekt kullanarak, anladım, kulağa hitap ettirerek sen ikinci parçanı yolda sokmuş oluyorsun. Aslında bir nevi parçaları dinleyenlere satıyorsun. Yani satıyorsun. Ya eğlendirmek için. Kesin. Bence yani şöyle, ortamdan ortama değişiyor ama ana şey bu, kulağa hoş gelip eğlensinler. Yani nerede çaldığını atıyorum, Klein'e mesela. Birlikte Klein'e gelip sen evet. De Klein'de. Klein mesela tekno çalıyor. Onun mixini ona göre, efektini ona göre koyuyorsun. Atıyorum Tomorrowland mesela diyelim şimdi, büyük bir örnek oldu ama Tomorrowland'de çalıyorsan da ona göre şey yapıyorsun, efektlerini ona göre ayarlıyorsun. Hani bu ortamına göre. Peki bu dinleyen insanlara baktığımız zaman sizlerde daha çok yabancı turistler mi yoksa Türk insanları mı, Türk gençleri mi daha çok ilgi gösteriyor? Yabancıların, Türk DJ'lere bakış açısı ne aslında? Ya bence şöyle bir olay var, müzikte gerçekten bir nereli olduğunun bir önemi yok. Yani müzik evrenseldir lafı var ya. Evet. Gerçekten doğru çünkü. Atıyorum mesela Mahmut Orhan. Şimdi Türk bir DJ. Evet. Ama adam Romanya'ya gidiyor, oraya gidiyor, buraya gidiyor ve şarkıları da dinleniyor. Hani bu evrensel olduğunun bir göstergesi. Türk bir DJ'in gidip yurt dışında çalması, sevilmesi. Ya da atıyorum ben burada çalıyorum. Evet. Yabancılar da geliyor atıyorum. Türkler de geliyor. Hani o yüzden bir nereli muhabbeti burada yok yani, bir ırk muhabbeti burada yok yani. Peki biz Türk müzik piyasasında dünyadan çok mu uzağız? Yani aslında birazcık bu konuda biraz geri mi kaldık? Dünyaya kıyasla, dünya piyasasına kıyasla. Abi bu türlere de bağlı. Yani mesela atıyorum bence geri falan da değiliz. Mesela atıyorum Fazıl Say örneği var. Muhakkak. Yani, ama hani ben daha çok işin daha çok böyle hareketli müzik ve DJ kısmında. Elektronik müzik kısmındasın. Yok hayır, bence gerisinde değiliz. Yani bizim DJ'lerimiz de gerçekten çok iyiler. Peki bu DJ'lerimizin farklı farklı tarzları var mı yoksa bir aynı tarz olayı yok yani? Var. Yani tekno çalan var, R&B çalan var, tekno house çalanlar var, piyasa çalanlar var hani. Sen daha çok kendin nerede yapıyorsun? Ya ben tekno çalıyorum genelde. Nedir ama, peki bu tekno? Ya tekno 125-130 BPM yani tempo aralığında çalınan bir şeydir ama daha çok teknonun gidiş yere yani gece kulüplere. Saat belli bir saatten sonra hani belli bir yani kafanın yoğun olmaması gerekiyor onu dinlemek için. Yani rahat bir kafayla dinlemen gerekiyor yani tekno. Yani ben o daha çok o kitle yani böyle hitap etmeyi seviyorum. Hani kendim de çünkü o kitlenin içinde görüyorum kendimi, o yüzden. Peki eğitim yeri Beşiktaş'ta dedik. Buradan da izleyenlerimize söyleyelim. DJ'lik eğitimi almak isteyenler için. Aslında hem bu piyasayı tanımak için hem kendinizi bu konuda geliştirmek kesinlikle için bu eğitim olanakları da var. Peki yani çok da şey yapmayalım. Böyle hani eğitim adı altında da insanları sömüren yerlerde var mı? Bu konuda birazcık dikkatli olmaları gerekli mi? Dikkatli olmaları gerekiyor. Yani bizim arkadaşların başına çok geldi. Hani böyle gidiyorlar. Hani fahiş fiyatlar çeken oluyor. Evet. Hani gerçekten böyle. Bu eğitimi almak için nedir? Yani fiyat mı? Evet. Yani şimdi fiyat söylemek de biraz şey olur hani şimdi. Hani o. Ama çok da fahiş fiyatları yani ödemesinler. Çok da fahiş fiyatları ödemesinler. Yani nasıl desem şimdi hani benim vereceğim fiyat. Hani kendi fiyatımı söyleyeyim. Hani benim gerçekten vereceğim fiyat. Yani 3000-4000 bandında bir şey.
Hani gerçekten bunun üstü çünkü hani DJ'lik eğitimi için fazla oluyor. Bana kalırsa bu benim kendi şahsi fikrim hani. Ama prodüksiyon kısmı daha farklı. Oraya biraz daha hani para aktarımı falan olabilir ama DJ'lik eğitim dediğimiz bence 3000-4000. Kesinlikle bu piyasada da bu piyasa aslında bu seviyede diyelim DJ'lik eğitimi için. Son olarak da söylemek istediğin şeyler var mı izleyenlerimize? Herkese teşekkürler. Hani burada da izleyenler değil sana söyleyeyim hani. Burada geldik ağırladın. Zaten senin çok önceden benim bir samimiyetimiz var. Burada da değişik oldu. Jenga var mı? Onu söylemiştim. Kim yapıyordu o Jenga'yı? Yani, bir programda kim yapıyordu Jenga? Şey, Başak yapıyordu. Başak mı? Başak yok değil mi? Yok. Başak gelmedi. Kendisi de gördüğünüz üzere medya merkezine severek de takip ediyor. Biz çok teşekkür ederiz. Geldin evet, buraya. DJ'lik nedir? DJ'lik eğitimi nedir? Aslında bunun bize bilgisini verdin. Nacizane bizler de Marmara Show'da elimizden gelecek konuklarımızı ağırlamaya çalıştık. İzleyenlerimize bir şeyler aktarmak istedik bugün. Evet, umarım iyi olmuştur yani. Kesinlikle. Sürçülisan ettiysek affola diyelim. Marmara Show'un 5. bölümünden bu kadar. Haftaya yine tekrar görüşme dileğiyle. Esen kalın, hoşça kalın efendim.